Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hırsızların en kötüsü, en kötü hırsız namazından çalan adamdır. Evet. Esve'n-nâs hırkaten, hırsızlık yönünden en kötü kimse, insanların en kötüsü ellezî yesrukû min salâti, namazından çalan adamdır. Ne demek bu? Geçen haftaki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki insanlardan bazısı namaz kılar, yarım namaz kılar. Bazısı dörtte bir namaz kılar. Bazısı beşte bir namaz kılar. Bazısı altta bir, altıda bir. Bazısı yedide bir namaz kılar. Bazısı sekizde bir namaz kılar. Bazısı da onda bir namaz kılar buyurmuşlardı. Buradan kasıt namazın rükünlerini yerine yapmamak. Yani tadil erkan, namazın 12 farzı var, 6'sı dışında. Bu hadisten bahsetmiştik. Şimdi başka yönünden size bahsetmek istiyorum. Dışındakiler şart deniyor. İçindekiler de rükün deniyor. Bu rükünleri yerli yerinde yapmak önemli. Buna tadil erken deniyor. Evet, burada da ona işaret etmiş. Yani yarım kılar, beşte bir kılar, altıda bir, buradan kaynaklanıyor. Yoksa farzlardan birisi yoksa namaz yok. Dörtte bir de yok, sekizde bir de yok, hiç yok yani. Peygamber niye bunu söylüyor? İşte bu rükünleri yapma durumuna göre dörtte bir, beşte bir, altta bir, yedide bir, sekizde bir, onda bir şeklinde sıralama yapmıştır diyor hadisi şerh edenler. Namazın rükünlerini yerini yerinde yapmak. Şimdi bunu yapacağız. Gel bakalım sen. Şimdi uygulamalı göstereceğim ki sözden anlaşılmıyor. Evet. Evet. Şimdi namaza başlarken kıbleye dönüyoruz. Kıbleye dönmek bir farz biliyorsunuz. Kıbleyi bildiği halde kıbleye dönmeyenin namazı yok. Sevdiği seviyesi de yok. Bilemiyorsanız soracaksınız, araştıracaksınız. Soracak bir kimse bulamadınız. Yıldızlara baktınız, yere baktınız, sağa sola baktınız, araştırdınız. Ters yere namaz kılmışsınız. Problem yok. Çünkü araştırmayı yaptınız. Size düşeni yaptınız. Ama araştırmadan böyle yaptıysanız yenilemeniz lazım. Kıbleye döndükten sonra niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzına. Uydum şu imama. Uydum şu imama demezseniz cemaat olarak namazınız geçerli olmaz. İmamın da ene imamun limen tebi'ani, bana uyanlara ben imamım demezse kadınların namazı olmaz. Erkeklerin namazı olur. Ama bu cümleyi söylemediği zaman arkada bir sürü Anadolu'dan gelen var, buradan gelen var. Burası büyük bir cami. Tabii bu hoca söylemiyor demiyorum. Yani hatırlatıyorum. Ene imamun limen tebi'ani, mutlaka söylemek lazım ki cami herkese açık. Kadınlar giremez diye bir şey, kanun yok. Mahalle camisinde de olsa, böyle büyük camide de olsa mutlaka hoca niyet ettikten sonra ene imamun limen tebi'ani, ben bana uyanlara imamım demesi lazım ki haberi olmadan gelir kadının bir arkada durar, imama uyar. Bu sözü söylemezse kadıncağızın namazı olmaz. Evet, şimdi böyle dedikten sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Kaldır bakalım ellerini. Kulak hizasına kadar kaldırıyoruz. Kulak hizasına kadar kaldırdığımızı anlamak için baş parmağımızı kulağımızın yumuşağına değdiriyoruz. Yoksa onu değdirmek şart değil. Fakat nasıl bileceğiz böyle mi yaptık, böyle mi yaptık? Baş parmağımızı kulağımızın yumuşağına değdiriyoruz. Elleri çok açmak yok, çok yummak da yok. Rahat bir şekilde avuç içleri kıble gelecek şekilde. Şimdi burası önemli. Allah'ın E'si burada. Allahu Ekber
dedin mi göbeğe inecek eller. Evet, Allahu Ekber, sen esi orada. Allahu Ekber. Hanefi fıkhına göre göbeğin altında sağ el, sol elin bileğini küçük parmak, baş parmak bileği halka yapacak şekilde üç parmak kolun üzerine doğru uzanacak şekilde göbeğin altına koyar. Diğer mezheplerde üstüne koyuyorlar. Problem değil. Problem değil. Yani namazın farzlarından değil, adabından. Adabı olmazsa olsa olsa kerahat olur mezhebe göre. Olmaz, problem değil, hiç kavga etmeyin. Mesela Kabe'ye gidiyorsunuz, adam böyle yapıyor. Olabilir. Bazı hiç bağlamıyor, aşağıya salıveriyor. Problem değil. Çok önemli değil. Farz değil çünkü. Vacip değil çünkü. Böyle döndükten sonra Sübhan ayak, şimdi bu ayakta durmaya kıyam deniyor. Evet, iftitah tekbiri farz. Ondan sonra ayakta duracaksınız. Kıyam namazın farzlarından birisi. Evet, özürsüz kıyam yok, namaz yok. Sevdiyse yapsan da namaz yok. Özürlüysen o zaman kılamayacaksan oturabiliyorsunuz. Öğle namaz kılabiliyorsunuz. Özürlüyseniz, çaresiz kalırsanız buna da çok dikkat edeceksiniz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız da genelge çıkardı. Bir ara camiden yarısı kanepe oldu, sandalye oldu. Doktor diyor ki, doktor zaten bayram namazı, hepsi öyledir demiyorum, yanlış anlamasın. Bayram namazını geliyor bir, dini hassasiyeti zayıf. Hemen diyor ki, sakın diyor, namazı ayakta kılma, otur da kıl. Sakın secde etme. Mesela göz doktoru da diyor ki, göz tansiyonu var falan filan, sakın diyor secde etme. Ya şimdi namazın farzlarının terki için çaresiz kalmak şarttır. Çaresiz. Zor geliyor değil, dikkat edin. Şimdi benim yaşım şu. Ben 17 yaşında adam gibi olabilir miyim? 17 yaşında adam rahatça oturur kalkar. Hiçbir şeye dayanmadan kalkar. Ama yaşı 70 yukarısı 80 olmuşsa kireçlenmeler olur. Şu olur bu olur. İnerken acır, zorlanırsın. Ayakta kılacaksın. Ayakta kılacaksın. Ha, ayakta duramıyorum hocam, pat düşüyorum. Ha, o zaman otur. Fakat efendim ben oturup kalkarken zorlanıyorum. Zorlanacaksın efendi. Zaten sen namazı devamlı kılsaydın bu kadar olmazdı. Kılmadın, kılmadın, 60'ında namaza başladın. Kireçlenmiş her şey. Ondan sonra tabii katur kutur inerken çıkarken, hani çaresiz kalmadıkça oturmak yok, onu söylüyorum. Böyle bahane buluyorlar. Akşama kadar kahve kahve çarşı çarşı geziyor herif. Namaza geldim ben ihtiyarım diyor. Oturuyor sandalyeye. Olmaz güzel kardeşim. Biz kimsenin işine karışmayız ama kitapta olanları aktarıyoruz. Gene kabul edip etmemek size ait. Çaresiz kalanlaradır o. Yani alınmasın da kimse, sakat olanlaradır o. Sakat mı ya? Bir mahallede üç saf olacak kadar sakat mı olur ya? Şimdi bunu istismar ettiler. Neyse genelge çıkardı da biraz düzeldi sanki. Yani siz farzları kılarken mutlaka kendinizi zorlayacaksınız. Çaresiz kalırsanız bundan sonra bu kıyam. Kıyamda ne var şimdi? Bu kıyam. Kıyamda Sübhaneke var. Ondan sonra Euzü Besmele var. Ondan sonra Fatiha var. Ondan sonra Zamm-ı Sure var. Bunlar ayakta okunacak. Bitti mi? Mesela İnna a'tayna kel kevsar fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. Bir nefes alacaksın. Ondan sonra Allah'ın elsi yukarıda, ber dedin mi rükuda eğilmiş olacaksın. Buna göre eğil bakalım. Allahu Ekber. Tamam. Elsi yukarıda, resi burada. Ölçülü. Ölçülü. Buna intikal tekbiri derler. Geçiş tekbiri. Zaten geçerken söyleyeceğiz. Burada belimiz düz olacak. Kollarımız gergin olacak. Bacaklarımız gergin olacak. Şimdi yanlış yapıyoruz. Şöyle kıvır şunları. Kimisi böyle yapıyor.
Kimisi de bunu iyice eğil aşağıya, kimisi böyle yapıyor. Değil be kardeşim. Hem kolların gergin olacak, hem bacakların. Allah ölçülü yaratmış. Bak ikisini yapınca dümdüz oluyor, görüyorsunuz. Yumurta koysan yuva düşmez. Rükû böyle olacak. Kimisi de başın öne, bu yanlış. Düz tut başını yahu. Suçlu musun sen, başın öne yiyorsun? Allah Allah. Alnın açık. Allah'ın huzuruna namaz kılıyorsun. Dümdüz böyle yapacaksınız. Şimdi çok önemli söylüyorum. İmamlara uyarıyorum. Şimdi imamdan evvel rükûya giden, imamdan evvel secdeye gidenin, imamdan sonra kalkanın başı eşek başı gibi haşrolunacak diyor Peygamberimiz. Aptal diyor yani, eşek aptalın teki. İnatçı bir hayvan. Ona benzetmiş. Kafası çalışmıyor, aptal. İmamla beraber eğileceksin, imamla beraber kalkacaksın. Şimdi bu hadisin şeyine girmesinler cemaatte imamlar. Eğiliyor, ondan sonra Allahu Ekber diyor. Kalkıyor, ondan sonra Allah semi Allahu limen hamde diyor. Benden evvel kalkmasın diye. Ama kendini yakıyor. Şimdi arz edeceğim. Evet, şimdi bitirdi. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. İmam üç kişi, üç tanesi yeter. Dükkanını kapadı geldi adam, ticaret sahibi. Otobüse yetişecek, uçağa yetişecek. Bekleyeni var. Üç tanesi yeter. Subhan Rabbiyal Azim dedikten sonra se derken başlayacak kalkmaya. Semi Allahu limen hamide dikelmiş olacak. Şimdi çok önemli bu. Eğil şimdi. İmam bu. Büyük cami. Daha orada durduk şimdi biz. İmamı görmüyoruz. İmamı göreni gördükten sonra problem yok. Ama hiçbirimiz imamı görmezse namaz yok arkadaş. Sesle olmaz. İmamı görmeli veya imamı göreni görmeli. Görmedik ama görüyoruz. Ulaşılmış oraya kadar. Caddeler de dolabilir. Benim hocamın vefat ettiğinde bu bahçeler doluydu. Hatta da o caddeler de doluydu. Olabilir. Ekleme oluyor çünkü. Göreni görüyorsunuz. Şimdi eğer imam semi Allahu yerinde yapmazsa, bakın çok önemli bu. Birçok imam arkadaşımız bunu yapıyor. Se derken buradan kalkmaya başlayacak. Se derken kalkacak. Heh, burada bitecek. Ama imam ne yapıyor? Kalkıyor. Burada Semiallahu limen hamde diyor. İmam kalkmış. Cemaat komutu vermediği için, yani Semiallahu demediği için hepsi eğilmiş vaziyette. Ta uzaktan gelmiş, imamı görmüyor. Arkadan birisi bakmış, imam hala rükuda. İmamı rükuda yakalayan adam o rekada yetişmiş olur değil mi? Onun için hemen Allahu Ekber diyor, duruyor. Halbuki imam yukarıda. Anladınız mı meseleyi? Eğer Semiallahu'nun sesini kalkıyorum anlamında rükudan kalkarken söylemezse, kalktıktan sonra söylese, cemaat eğilmiş olduğu için gelen adamın uyması namazı sakat. Böyle bir tehlike var. Onun için imam arkadaşlarım, cemaati kurtaracağız derken kendinizi ateşe atıyor. O adamın sorumlusu imamdır. Neden? İntikal şeysini zamanda yapmadı. Semi Allah'ın sesini burada yapacak, hem de bağıracak. Bir daha eğil şimdi. Burada semi Allah, se yani ben kalkıyorum. Rükû bitti. Ey sonradan gelen, arkada bana uymak isteyen, rükû bitti. Bana artık bu rekatta yetişemedin demek bu. Ama orada söylemezseniz bu kalkmış oluyor. Cemaat hala burada. Ses duymadığı için adam da onları görerek rükûya gidiyor. Namaz yok. Burası çok önemli. Evet, burada semi Allahu limen hamdeh dedikten sonra işte tadil erken bu. Buna kavme derler. Burada duracak. Bir nefes alacak. Hayır canım. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. En güzeli bu. Rabbena lekel hamd. Yeter.
En güzeli Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Hamden kesiren tayyiben bu. Yo, bizim mezhebimizde yok. Uzun dualar da bizim mezhebimizde yok. Bizim Hanefi mezhebinde yani en çok Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Bundan sonrası yanlış. Bu kadar. Evet, bunu söyleyecek. Ondan sonra dikkat edin. Allah'ın elsi burada. Ağır ağır ber dedi mi alnı yere secdeye yapışacak. Böyle bir ahenkli iniş yapacak. Secdede de üç defa Subhan Rabbel Ala, ondan sonra Allah'ın elsi aşağıda ber dedi mi oturacak. Buna da celse derler. Celsede oturacak, bütün azalar dinlenecek. Oturmuş vaziyette. Bir Subhanallah diyecek kadar, Subhanallah diyecek demiyorum, dikkat edin. Subhanallah diyecek kadar böyle oturacak iki secde arasında. Buna celse derler. Ondan sonra el derken elsi yukarıda, tekrar secdeye ber, kafayı yerde. Secdedeyken alın, burun, iki el, iki diz, İki ayak değmek zorunda. Efendimiz öyle söylüyor. Secde yedi aza üzere olur. Alın burun bir, iki el üç, iki diz beş, iki ayak yedi. Şimdi adam secde ediyor. Böyle imam da gördüm maalesef. Fıkıh bilmiyor. Secde ederken ayakları yere değmesi lazım. Peygamberin emri bu. Ayaklar yukarıda şaraman oynuyor böyle havada. Cuma günü arkada kılıyoruz biz ihtiyarlar. Bakıyorum ki cami gelen adamların ayakları havada. Uyuyor imam ama ayaklar havada. Şaraman oynuyor yukarıda. Secde olmaz. Kimisi ne yapıyor? Çoğunluğu ayağı böyle yere konar değil mi? Ayağın altı yere gelir. Tersini koyuyor ayağının secdede. Sırtını yere koyuyor. Evet, bu da olmaz. Kuduri Cevher'e gayet net söylüyor. Diğer üstazlar da Peygamberimiz secdede bütün azaları kıbleye çevirin. Parmakların ucunu da çevireceğiz. Onun için böyle yaparsanız parmakların ucu nereye bakar? Kuzeye bakar. Kıbleye bakmaz ki. Oradan çıkarıyorlar bunu. Azaların hepsi kıbleye bakacak. Adam 70'inde namaza başlamış. Parmağı böyle kıvrılmaz ki. Hiç olmazsa böyle ucunu değdirecek yere secdede. Parmakların ucu, atrafı rical. Ayakların şeysi, ercül. O ayakların ucu yere değecek. Bunlara dikkat edin. Namazınız güldü. İşte burada bunları yaparken mesela şimdi eğildik. Subhan Rabbel Azim, Subhan Rabbel Azim, Subhan Rabbel Azim, Subhan Rabbel Azim. Allahu Ekber. Yukarı giderken tesbih çekiyor, aşağı giderken Allahu Ekber diyor. Bu yanlış. İşte buna göre diyor, namaz dörtte bir kılar, beşte bir kılar, altta bir. Yukarıda bitireceksin yahu. Semiyullah limen hamideyi. Yukarıda Rabbena lekel hamd diyeceksin. Ondan sonra ama yollarda söylüyor ya hani tesbihleri, tekbirleri. Birbirine karıştırıyor. Ona göre onda bir namaz kılan var, sekizde bir, yedi bir dediği o. Namazı güzel kılacağız. Namaz yolda kalmaz. Yolda kalmayacağız. Sırat Köprüsü'ne hepimiz geçeceğiz. Sağ olun. Evet, Sırat Köprüsü cehennem üzerinde. Kimisi düşeceğim derken güm gidiyor. Allah korusun. İşte böyle namazı yarım yamalak kırarsan şimdi işte çalıyor namazı. Rabbena lekel hamd inerken söylüyor. Semiyallahu limen diki falan birbirine karıştırıyor ya namazından çalıyor. En büyük hırsız budur diyor. Peygamberimizin sözü bu. Bir de namaz davacı oluyor. Beni oyuncuya döndürdü bu diyor. Davacıyım diyor. Hakkımı yerine getirmedi. Ya. Onun için Kur'an da şefaatçi de olacak ama davacı da olacak. Kepaze ederse adam okurken Kur'an'ı
başını gözünü yararsa, harfleri değiştirirse beni oyuncak yaptı bu diye o da davacı olacak. Güzel okursa, ya Rabbi o benim arkadaşım. Namaz ancak. Kabre vardık, sorgu var. Oruç, namaz, zekat, diğer ameller kabirde hemen yanımızda. Efendimizin hadisleri var. Namaz başucumuzda. Münker Nekir geldi, bana bak, bu benim arkadaşım ha, olayı sor ha. Orada arkadaşız. Güzel kıldıysan, güzel oruç tuttuysan o da bekleyip durur. Diğer amellerin de orada. Bu bizim arkadaşımız bak. Ona göre. Evet, aksi halde iş zor. İşler zor. İman varsa ebedi cehennemde kalmak yok ama böyle karıştırırsan, beceremezsen ölürken sıkıntı var, kabirde sıkıntı var, mahşerde sıkıntı var. Yani cennete, cehenneme girinceye kadar çok kademeler var. Anadolu tabiri anamızı ağlatırlar sonra. Onun için önem verelim. Efendimizin dediği budur. Evet, hükümleri yerli yerinde yapalım. Namazımızdan hırsızlık etmeyelim. Rükuları, secdeleri yerli yerinde yapmaya huşu derler. Kaşınıyor. Ya Allah'ın huzurundasın be adam. Nasıl kaşınırsın ya sen? Hiç şuur diye bir şey yok bilinç diye adamda. Namaz mı kılıyor, namaz onu mu kılıyor hiç? Kaşınıp duruyor, edip duruyor böyle. Olur mu ya? Huşulu namaz. Rükünleri yerli yerinde yapmak. Azaları tam şeylerde dinlendirmek, öyle kılmak. İşte bu tam namaz. Aksi halde 10'da 1, 8'de 1, 7'de 1, 6'da 1, 5'te 1, 4'te 1, yarım. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendimiz buyuruyor. Şimdi buna dair bir de olay anlatmış. Bu camimizin önünde, kanunun yanında girişinde yatıyor bu eserin sahibi Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanına mescide bir Arabi gelmiş. Arabi çölde yaşayan adam demek. Tahsili yok, bilgisi yok. Müslüman olmuş, bak namaz kılıyor şimdi. Gelmiş namaza durmuş. Evet. Ondan sonra böyle işte namazı onu oraya katmış, onu öğretmiş. Tavuğun yemekladığı gibi bitirmiş. Ondan sonra da dua ediyor. Allahümme zevvicni bi hurel ayn. Bir mümin namaz kılar. Arkasından sabah namazında 7. Akşam namazında 7 kere. Diğer namazlarda birer kere. Evet. Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete mal ubrar. Bir rahmetike ya aziz ya gaffar ve zevvicni bihuril in derse Allah onu hurilerle evlendirir. Hadis var böyle. Ben de size müjdeliği veriyorum. Mecbur değil. Ama böyle müjde var. Namazın arkasından. Camide şimdi acele olun imam böyle yapacak demiyorum. Biz yapıyoruz, herkes alıştı. Ona göre işi varsa öteki camiye gidiyor. Yakında bir cami var. Biz bunu söylüyoruz arkadaş, bu fırsatı kaçırmayalım diye. 3 defa estağfurullahel azim veya estağfurullahel azim ve etübü ile derseniz yanlışlarınız var namazda ya, bu yazıyor ya, secdeyi yerinde yapmadı, rükû yerinde yapmadı. Bunları diyor Peygamberimiz eksikleri yazmaz diyor, tam yazar diyor. Ya o zaman 3 defa estağfurullah deyiver lan, böyle bir müjde var. Ama imama demiyorum, o adam işi olanları var, şunlar bunlar. Sana diyorum, 3 defa bir estağfurullahel azim ve etübü ileyh de ki o eksikleri bu yazmasın, tam yazsın. Ondan sonra 7 defa sabahta, 7 akşamda, diğerine birer defa. Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete mal ubrar. Bir rahmetike ya aziz ya gaffar ve zevvicni bihuril in. İmam derse bunu ve zevvicna bihuril in. Herkes adına söyleyecek. Yalnız kılarsanız ecirni minen nar.
ve zevvicini bi'urdin. Bu Arabi de bunu duymuş. Allahümme zevvicni bi'huril in. Allah'ım beni hurilerle evlendir demiş. Huriler cennette. Uyanık Arap. Cennete girecek, hurilerle de evlenecek. Peygamberimizin sözü çok ilginç ama ya. Evet. Bisel hatib ente. Sen ne kötü nişanlısın. Dua etti. Nişan oldu hurilerle. Güzel dua ettin diyor. Ama kötü nişanlısın sen. Bisel hatibü ente. Sen ne kötü bir nişanlısın. Evet. Azamet el hutbe. Hutbe. Kazancın nişanlılar muazzam huriler. İyi istedin yani. Uyanıklık yaptın. Doğru yaptın. Ama ve se'ten nakde. Ücretini yanlış yaptın. Kerata. Tavuğun yımakladığı gibi hop 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 kılmış. Tam sayıyor kendisi. Peygamber de görmüş onun nasıl namaz kıldığını. Tavuğun yemekladığı gibi. Arkasından da hurileri istemiş. Nişanlınan güzel de diyor. Duan güzel de diyor. Ücretini diyor çok kötü ettin diyor. Ücreti namaz. Evet, güzel namaz kılarsak. Ondan sonra namazların arkasından 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Devül mülkü ve levül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir derseniz imanla göçersiniz. Köle azat etmiş kadar sevap kazanırsınız. Ve şeytanın şerrinden korunursunuz. Hadisler var böyle. İmama demiyorum bak. Cemaat çünkü acele eder falan. Hele havalı camide delikanlı sofu durduk uçak kaçacak. O da bunları söylüyor durmadan. Ve kardeşim biz uçağa yetişeceğiz. Orada olmaz arkadaş. Çarşıda olmaz arkadaş hoca efendi. Cemaatin hepsi tamam böyle yapalım derse mahalle camisinden yap. Bu müjdeler var. Bunları söyledin. Kalkmadan oturduğun yerinde söyle sen de bunları. Bu müjdelere er. Evet. Hadis-i şerifi Ammar bin Yasir'den Tabarani Hazretleri nakletmiş. Aynı şekilde Ahmed bin Hanbel Katade Hazretlerinden Ebu Said Hudri'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Efendimiz buyuruyor. İnne min ayetin. İnne min ayetin. Ayeti sahatillah. Evet, biz bunu özel seçmedik. Kitap önüme koyuyoruz. Ne denk gelirse söylüyoruz, okuyoruz. Yani hoca bunu seçmiş filan demeyin. Öyle denk geldi şimdi. Allah'ın gazabının alametidir. Bir millete Allah'ın gazap ettiğinin, bir memlekete, bir beldeye Allah'ın gazap ettiğinin alametidir. Alel ibad, Müslümanlara ne en yusallite aleyhim sibyanehum. Çocuk, sabi çocuk, çocuklarının tasallut etmesi, fi mesacidihim, camilerine saldırması, tasallut etmesi, o memleket insanlarına Allah'ın gazap ettiğinin alametidir. Camiye saldırır gençler, çocuklar diyor peygamber. Allah'ın gazap ettiğinin alametidir. Hem kendi namaz kılmıyor hem de kılanlara sataşıyor. Ne kılıyorsunuz diye. Mescitlere kadar gelirler. Radyoyu açar. Sonuna kadar. Nasıl namaz kılacaksın? Zambur zumbur ötüp dururken. İşte bu diyor. Çocukların camideki müminlere, camilere saldırması ora insanına Allah'ın gazap ettiğinin alametidir diyor. Fenhevhum felâ yentehûn. Ne saldırıyorsunuz? Bu bizim hakkımız. Deseniz de diyor, yine yaparlar diyor. Bundan vazgeçmezler diyor. Sadece şurada, burada olmaz, her yerde yaparlar bunu diyor. Evet, böyle yaparlar diyor. Böyle bir hadis var arkadaş. Bundan dolayı şimdi böyle adamları camiye sokmamak lazım bir.
camiye saygılı olanları sokmak lazım. Ben hocankini aktarıyorum. Ben öbür idarecinin içine karışmam. Burası cami. Dinimizin kurallarına göre buraya hayızlı kadın giremez arkadaş. Cünüp adam giremez. Bu turistler yıkanıyor mu? Bu karılar yıkanıyor mu? Abdest alıyor mu? Ben onlarla karışmıyorum. Dinde olanı aktarıyorum. Dinde olanı aktarıyorum. Bunları sokmamak lazım. Mekruhtur. Camiyi görsün, hayran olsun. Tamam, gayene bir şey demiyorum. O da oluyor. Berlin'de bir gittiğimizde, şimdi gitmiyorum da, bayağı bir kat kiralamışlar, geniş. Dedim cami olmaz ki bu. Cami dedin şöyle kubbeli olur, minare olur. Öyle camimiz de var dediler. Götürün beni. Berlin havaalanına doğru giderken Berlin mezarlığı var, Hristiyan mezarlığı. Bizim Osmanlılar da bizde demiş personelimiz var, ölüyor, burada kalıyor. Memlekete o zaman uçak yok, otobüs yok. Götüremiyoruz. Bize de bir mezarlık yeri verin demişler. O zaman Alman hükümeti Berlin mezarlığının açığına bir arazi vermiş. Müslüman mezarlığı diye. Orada Osmanlı'dan kalma mezarlar var. Şimdi oraya bizim Müslüman işçi kardeşlerimiz cami yapmışlar. Kubbeli muazzam bir cami. Belediye demiş ki yüksek yapman ha. Minarede yüksek olmasın. Tamam demişler bizimkiler. Demişler ki uçak havaalanı yakın ya, bu minarenin ucu uçağa değer, kubbe uçağa değer. Hikaye, caminin görülmesini istemiyor belediye. Şu sene bu sene demiyorum yani. Bizimkiler de bildiği gibi cami yapmış. Yüksek minareli, kubbeli. Şimdi yani camiye onların girmesi de iyi şeylere vesile oluyor. Misal veriyorum. Din böyle diyor. Onları sokman camiye diyor. Kerahat diyor. Abdestsiz, gusülsüz ama şimdi gittim ben oraya. Öyle güzel cami ki, öyle güzel çinilerle süslemişler ki camiyi. İnsan için oh be diyorsun. Oh ya diyorsun. O kadar güzel cami. Orada da çok iyi bilen Almanca hoca, çok bilgili, şuurlu arkadaş. Şimdi hocam diyor, orası Alman mezarlığı, eski mezarlık, orman olmuş, hep ağaçlık. Alman kızları, gençleri fuhuş yapmaya geliyormuş oraya, orman ya. Gezirken bakıyorlar, kalem gibi minareler var. Arasında minarede bir güzel kubbe var. Niye bu diye geliyorlarmış, işlerini yaptıktan sonra. Geliyorlarmış, içeri giriyorlarmış. Hoca da çok güzel Almanca biliyor. İçerisi o kadar güzel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu müezzin muhaferi. Bu ne? İşte mihrap görüyorsunuz çünkü. Bu ne? Söylüyorlarmış. İzah ediyormuş. O da güzel. Almanca biliyor. Çok güzel. Her hafta hocam diyor, bir iki kişi diyor Müslüman oluyor diyor. Demek ki caminin güzelliği de, cami de nasibi varsa bir hidayete vesile oluyor. Ama hoca diyor ki böyle camiye saygısız adamları sokmak kerahettir diyor. Çocuklar da sabi çocuklar, dikkat edin. Cennibü sıbyanakum. Evet, şimdi hadis okuyorum efendim. Cennibü sıbyanakum. Sabi çocuklarınızı uzaklaştırınız. Anil mesacit. Mescitlerden. Daha ve şiraaküm, camide satın almayın. Pazar mı lan burası? Ve beyaküm, alışveriş yapmayın. Mal satmayın, mal almayın camide. Alışveriş merkezi değil cami. Ve husumatiküm, hırgör yapmayın. Siz hırgörü biliyorsunuz değil mi? Birbirinizle darılıp atışmak değil mi hırgör? Camide kavga yeri değil arkadaş cami. Kavga içersen dışarıda. Sille tokat giren görmediniz mi camide hiç? Ben çok gördüm.
Hırgör yapmayın camide. Cami kavga edecek yer değil. Varafı asvatıküm. Bağırmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Allah'ın evi burası. Saygılı olun. Yüksek sesle. Ey hoca bağırma. Kur'an okuyor ve bağırıyor. Ne bağırıyorsun lan? Allah sağır mı? Ne bağırıyorsun? Evet öyle diyor. Bak, varafı asvatıküm. Hadis bu beyefendi. Bağırma. Sesinizi yükseltmeyin camide. Saygılı olun. Ve ikamete hududiküm. Suç işlemiş, hakim karar vermiş, ceza çekecek. Cezaları camide uygulamayın. İmam-ı Azam büyük hoca. Büyük hocayı çok seviyor herkes. Öbür hocaların karnı gurtlanıyor. Nerede konuştular? Ebu Hanife böyle söyledi. Öteki hoca kahroluyor. Ha demiş ya Ebu Hanife bir susturalım falan. İftira etmişler ona. Nasıl iftira etmişler? Bir yollu kadını ayarlamışlar. Para vermişler. Git demişler hocanın şeyine. Evine git. Gitmiş kadın. E hoca bu ne geldiyse derdin ne kızım diyecek değil mi? Hocayı, kadını göndermişler hoca efendinin Ebu Hanife Hazretleri'nin evine. O girer girmez de hemen zaptiyeler gitmiş. Hemen zabıt tutmuşlar. Fahişe kadınla hoca evde yakaladık diye. Komplo. Ondan sonra hemen yakalamışlar. Halkın önünden geçiriyorlar hoca efendiyi. Ellerini çelepçelemişler kadın yanında. O pis kadın. Herkes biliyor fahişeyi. Hoca efendi hiç üzülmüyor. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim diyenlerden İmam-ı Azam hiç rüzgar nereden esin etkilenmiyor. Öyle bir tebessüm caddeden geçiriyor. Hocaya bak, hocaya bak. Fahişe karıyla yakalanmış. Dertleri bu. Öteki hocalar yapmış bunu. Ondan sonra hapishaneye atmışlar. Tevkifhaneye, aynı odaya. Hoca efendi İmam-ı Azam başlamış namaz kılmaya. Sabaha kadar namaz kılarmış İmam-ı Azam. Bunu da niye başlamış biliyor musunuz? Çok seviyor herkes. Dersten sonra caddeden geçerken mollalar etrafında hocam şöyle dediniz böyle sorular soruyorlar. Böyle giderlerken esnaftan birisi dükkanını çıkan hoca çok muhterem sevgili hoca ya dükkanın önüne hoca geçiyor hoca geçiyor. Demiş ki komşu bu hoca biliyor musun? Evet ne var? Bu hoca sabah kadar hiç uyumaz hep namaz kılar demiş. İmam-ı Azam da bunu duymuş. Molla da, molla demiş, bana bundan sonra uyku haram oldu demiş. Herkes beni ne zannediyor? Halbuki İmam-ı Azam yatıyormuş gece. Biraz uyuyormuş ama adam demiş ki hiç uyumaz bu sabaha kadar. Hoca demiş, çocuklar demiş, mollalar bize uyku haram oldu evlatlarım. Ondan sonra ölünce kadar hiç sabaha kadar uyumamış hoca. Alışkanlığı bu. İşte hapishane düştüğü sırada böyleymiş. O kötü kadın yapılan kompleyi biliyor. O köşede hoca efendi hemen zaten abdestli başlamış namaz kılmaya. Ha namaz kılıyor, ha namaz kılıyor, ha namaz bir saat, iki saat. O sırada hoca efendi İmam-ı Azam'ın hanımı acıkmıştır diye onun kulağına da gitmiş. Benim adam böyle yapmaz ama demiş. Yiyecek hazırlamış, o da gitmiş şeye. O kötü kadın pişman olmuş. Yahu demiş, şunun yapılan işe bak, komploya bak. Adamın rahatlığına bak. Dur, ağlayacağına, çırpınacağına durmadan namaz kılıyor. Kadıncağız pişman olmuş. O sırada gelmiş, demiş, niye geldin rapsiyeler? E hoca benim hanımıyım ben demiş. O da çarşaflı, öteki de çarşaflı. O fahişe de çarşaflı. Ama onun çarşafı başka, bunun çarşafı başka. Rengi başka. İçeri girer girmez hemen kadını yakalamış o fahişe kadın, İmam-ı Azam'ın hanımını.
elbiseyi çıkar demiş. Niye? Çıkar demiş çarşafını. Çarşafını almış, kendi çarşafını oraya bırakmış. İmam-ı Azam'ın çarşafını giymiş. Yemek verip çıkacak ya. Çıkarken kötü kadın çıkmış dışarıya. Raptiye'ye de bakmış, demin gelen İmam-ı Azam'ın şeysi, hanımı, onun elbisesi. Güle güle teyze, güle güle. İnsanın başına böyle şeyler geldi demişler ya. Şimdi artık çalkanıyor. Bağdat çalkanıyor dedikodudan. Ya Ebu Hanife'ye bak ya, fahişe kadınla yakalanmış, hapse atmışlar filan. Sabahleyin kadı çıkmış meydana. İmam hüküm edecek. Evli kadın zina edince ne olur? Rejim edilir, öldürülür. Hocadan kurtuluverecekler. Dertleri bu. İnsan bu. Adem Aleyhisselam'da iki oğlu varken birbirini öldürmediler mi? Kıskançlık yüzünden. Hep herkeste var bu kıskançlık. Şimdi kürsüye yükselmiş. Ondan sonra İmam-ı Azam'da zaptiyeler getirmişler. O kötü kadın elbisesini giymiş, kendi karısı. Öteki kadın gitti. Pişman oldu gitti. Hanımların yüzünü hakim açtırır. Tanıyacak, zabıt tutacak falanca filanca diye ifade alırken aş bakam kadın demiş yüzünü. Kadı da onlardan. Hepsi beraber yapıyorlar bu işi. Herkes de görüyor manzarayı. Şeyin üstünde çünkü, kürsünün üstünde. Yargılıyorlar. Kadın çarşafını bir açmış. Aa demişler, kendi karısı ya bu. İnsan kendi karısını da zina eder mi? Mecburen beraat vermiş. Allah onu korumuş. İşte bu hocalardan birisi de, isim söylemeyeyim, o zaman gıybet olur. Alim zat ama Allah bizi şaşırtmasın. Yanılabiliriz. Adamın, hırsızın elini camide kestirmiş. Sabit olmuş yani. Kadı bu. Alim adam. Hırsızın eli camide kestirmiş. Hemen İmam-ı Azam demiş, yanlış yaptın herkesin içinde. Niye yanlış yaptın demiş. İşte demiş şahitler, hırsızlık yaptı. Ona bir şey demiyorum demiş. Camide el kestin demiş. Yanlış yaptın. Çünkü beynamazlar camiye giderin elini kesiyor derler demiş. Camiye kimse gelmez. Hoca demiş, sen bunu niye düşünmedin? Peygamberin onu diyor bak. Camide ceza uygulamayın diyor. Yoksa oraya giden dövüyorlar, kolunu kesiyorlar diye kimse gelmez camiye. Camide ceza uygulamayın. Veselli suyufikim. Kılıçları çekmeyin. Eskiden kılıç var. Şimdi taşıyamıyorsun, yasak. Aslında kılıç taşımak, tabanca taşımak sünnettir. Erkek adam tabancasız olmaz, silahsız olmaz da kanun var şimdi, taşımayın. Ya da özel izin alıyorsunuz, biliyorsunuz silah taşıma. Evde bulunduğumda ruhsatları falan var. Ben de almıştım. Verdiler. Torunlar 3-4 yaşında olunca evde. Baktım ki oynuyorlar. Tehlikeli iş. Ben dalgınken vurar kardeşini. Hemen bir polise hediye ettim. Bu senin olsun dedim. Evet, ruhsat var. Ruhsat olmayınca olmaz ama sünnettir. Diyor camide kılıcınızı kılıncından sıyırmayın. Orası ibadet yeri ya, savaş yeri mi? Adam ödü kopar kılıcı sıyrılmış görünce, tabancayı görünce acaba cinnet getiriyor, karısını çocuğunu öldürüyor ya. O da cinnet getiriyor. Adamın namazını şey edersiniz. Kılıçlarınızı sıyırmayın. Evet. Vettahizu ala ebvabihel matahir. Bizim milletimiz ne aziz millet. Ben ırkçı falan değilim. İslam ülkelerinin her tarafını gezdim. En güzeli bizim milletimiz elhamdülillah. Evet. Şimdi bu caminin şurasında ne var önünde? Tuvalet var değil mi? Abdest alacak var değil mi? Bir burada mı? Bütün camilerde şadırvan var mı? Tuvalet var mı? Abdest alacak. Peygamber diyor ki camilerde abdest alacak, şadırvanlar yapın, tuvalet yapın. Adam namaz kılacak. Kirliyse yıkanacak.
Öyle namaz, temiz olanın hakkı namaz kılmak ona caiz. Bizim atalarımız ta Müslüman olduğundan beri hep bunu yapmışlar. Cami, şadırvan, tuvalet, çınar ağacı dikmişler. Semerkant, Buhara hep böyle. Bizim Anadolu'da da böyle. Ama 1960'larda Suudi Arabistan'da başşehirde tuvalet aradık biz. Cami var. Dedim hammam, hammamat, ma fi hammamat. Ne yapacağız dedim. Sıkışığız. Sahra dedi adam. Ayıp dedim. Mu ayıp dedi. Ayıp olmaz. Evet. 1969 başşehirde caddenin kenarlarına millet dönmüş arkasını. Patır patır. Başşehir burası beyefendi. Başşehir. Adamların görgüsü bu. Ama bizim Şam'a geldik mesela. 300 kişilik kafileyiz. Allah, her camide şakır şakır tuvaletler, şadırvanlar. Bu görgü kültür meselesi. Şimdi orada da yapıldı da. O zaman öyleydi yani. Efendimiz onları adam edince kadar çok uğraşmış. Köpekle aynı kaptan yemek yerlermiş. Aynı kaptan su içerlermiş. Köpekle yatarlarmış, köpekle kalkarmış. Araplar öyleymiş. Onları adam edinceye kadar Peygamberimiz ne kadar uğraşmış. Evet efendim, bakın hadis bu. وَاتَّخِذُوا عَلَى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرِ Şadırvanlar yapın camilerinizin kapılarının önüne. Bir aziz milletimiz tamamen Kur'an ve sünnete uygun örfler, adetler edinmiş. وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ Cuma günleri her türlü adam gelir buraya değil mi? Siz sabahleyin cuma günü gıcır gıcır yıkansanız, boy abdesti alsanız, kimseyle kavga etmeden, dedikodu etmeden camiye gelseniz, camide hiç dedikodu yapmadan, konuşmadan gelseniz, hutbe okunurken hiç konuşmadan, amin bile demeden, sünnet namaz falan kılmadan, hutbeyi dinlemek farzdır çünkü. Böyle dinleseniz, bir cami cuma kılsanız, وَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُمَعَةِ الْاُخْرَى وَزِيَاتَةُ سَلَاسَةُ اَيَّامٍ Efendimizin Buhari Müslim hadisidir. 10 günlük günahları silindir müminin diyor. Boya, yıkanıyorsunuz, boy abdesti alıyorsunuz, temiz elbiseler giyiyorsunuz, gıcır gıcır yıkanmışsınız, hiç dedikodu yapmıyorsunuz, hutbe okurken hiç amin bile demiyorsunuz. İmam hoca dua edecek, edecek. Sen amin demeyeceksin. Susmak, hutbeyi dinlemek farz. Arkadaş, Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Hep söylüyorum, hatırlatıyorum. Böyle dinleyeceksiniz, 10 günlük günahlarınız silinir. Demek ki böyle cuma kıla kıla defteri temizlemek mümkün. Buhari Müslim hadisi. Camiye herkes evinde gusül edip gelemez ki. Aha şurada kahveler var, yemekhaneler var, lokantalar var. Turistlerden ekmek parası kazanıyor herif. Evine nasıl gitsin? Ha, oradan kalkıp geliyor. Aslında camiye temiz gelmek lazım. Hazreti Ömer olsa kasap gelmiş, buradan dokmuş, atmış dışarıya. Bura baban evi mi lan demiş. Cami burası. Git demiş. Temiz elbise giy de gel. Şimdi bir şey diyemiyorsun camiye gelene. Çık diyemiyorsun. Geliyor buraya. Yemek kokmaz mı? Ter kokmaz mı? Çalışan adamla hamal geliyor. Gelmem diyeceksin. Diyor ki cuma günleri kalabalık oluyor ya. Cuma günleri buhur yakın camilerde diyor. Bu adetti. Bazı yerler için unutuldu. Buhur yakın güzel koksun. O pis kokular kaybolsun. Ya cami ne kokuyor dedirtmeyin diyor. Cami güzel koksun. Ve cemmeruha fil cuma. Evet işte bu hadis camilerde camiye uymayacak şeylerin yapılmaması gerektiğine işarettir. Orası Allah'ı zikir yeridir, itaat yeridir, ibadet yeridir, Kur'an okuma yeridir. Aksini yaparsanız matrudun mebğudun. Allah buğz eder. Allah buğz eder. Camiler böyle
korumanız lazım diyor güzel peygamberimiz. Şimdi Arapları ne kadar adamak için uğraşmış dedim ya. Medine-i Münevvere'ye eskiden efendi avlusunda kumda namaz kıldık biz. Şimdi oh, her taraf halılar falan. 69'da o iç avlu, şimdi orası zaten iç oldu da orası kumdu arkadaş. Biz o kumda namaz kıldık. Resul-i Ekrem zamanında kumdu. Halı malı yoktu böyle. Kalorifer falan yoktu. Kuvvetli yağmur yağdığımda akarmış. Hutbe okurken peygamberimizin üstüne yağmur akmış. Neyse, bir Arap gelmiş, Arabi, kültürü gıt, Müslüman, niyeti güzel, camiye geliyor. Ama görgüsü, bilgisi gıt. Şimdi öyle Kabe'ye geliyorlar öyle. Kabe ya bu, bilmiyor adam, görgüsü o kadar. İş yiyeceği gelmiş, apışmış camiye. Mescid-i Nebevi işemeye başlamış. Hemen koşmuşlar cami buraya işinir mi diye. Durun demiş, dokunmayın. Adam nasıl kessin? Başlamış. Çekilin demiş oradan. Adam rahatça işini görsün. Ondan sonra işini bitirin. Adam görmüş bunları ama dövmeye koşuyorlar yani. Cami işenir mi yahu? Çekilin deyince peygamberimiz gülerek gel evlat bakalım demiş. Gel. Yahu sen ne güzel adamsın ya demiş. Sen olmasan bununla beni dövecekti yahu demiş. Evladım demiş. Burası namaz kılınır. Kur'an okunur. Allah denen bir yerdir. Buraya işenmez demiş. Güzellikle söylemiş. İyi ki sen vardın demiş. Yoksa beni duman edeceklerdi bunlar. Öyle herkes geliyor. Evet, camiye cami gibi saygı göstereceksin. Oraya işenmez arkadaş. Ha. Evet, hep söylüyorum ben. Gördüğümü söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Buraya da çocuklarınız getirmeyiniz var. Sabi çocukları. Mümeyyiz çocuklar getirin, alışsın. Mümeyyiz ne demek? Bakkala gönderiyorsun. Al lan şu 50 lirayı. Tuz alge, ekmek alge, sabun alge, kibrit alge. 4-5 şey söylüyorsun. Karıştırmadan aldı geldiyse mümeyyizdir bu çocuk. Böyle çocuklar camiye gidiyor. Ama böyle değil. Bilmiyor daha 3 yaşında, 4 yaşında. Camiye getirmeyin. Neden? Koşuyor işte. Gülüyor, ağlıyor. Oyuncak yeri zannediyor. Cami olduğunu ne bilsin 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuk. Sabi olanlar gelemez. Sabi, mümeyyiz olan çocuklar alıştırmak için getirin. Doğru. 1-2 Şimdi biz öğlen namaz kıldık bir yerden. Muazzam güzel Kur'an okudu hoca. Allah bir içimden geldi. Bu hocanın elini öpeyim ya dedim. Öyle güzel okudu ki harfleri, mahareci hurufu. Çünkü hocasını biliyorum. Kurra'dan hoca. Tam yetiştirmiş. Ama safın arasında çocuklar vardı. Burada da oluyor. Mümeyyiz çocuk. 7-8 yaşında ama çocuk daha namazına farz kılmadı. Safın arasında o vardı. Olmaz be ya. Yetişkin erkekler önde duracak. Çocuklar arkada duracak. En arkada da kadınlar duracak. Peygamberin emri bu. Ama kimse bunu bilmiyor, söylemiyor hocalar. Kardeş olun, birlik olun. Olduk hocam ya. Cami adabını bilmiyor ya adam. Niyeti kötü değil ama yanlış. Safın arasında çocuk vardı, gördüm. Ben o zaman çık diyorum. Kızıyor bana. Çocuğunu neye çıkar diyorsun diye. Ama dinen çıkıyorum ben, sen çocuğun kötü gördüğümden değil. Kurala aykırı. Burada da geliyor, küçük çocuklar salıveriyor, şaraman oynuyorlar. Efendimizin emri bu. Küçük çocukları camiye getirmeyin, sabileri. Bir de saf arasında mümeyyiz de olsa mükellef olmayan, daha henüz namaz farz olmamış çocukları safın arasında bulundurmayın. Arkada. Bu peygamberin emri. Ben de size duyuruyorum. Aksi halde öyle diyor. Bak, matrudun mebhudun. Engellenir, buğz edilir. Tasvip edilmez. Abdullah İbn Abbas'tan bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun.
Evet. İnne min eşeddin nasi azaben yevmel kıyame. Biz elçiyiz. Bize kızmak yok. Elçiye zeval olmaz diye siz söylüyorsunuz. Atasözdür. Onun için söylediklerimizden bize kızmayacaksınız. Bak yerini gösteriyoruz. Azap kıyamet gününde insanların en çok azap göreceğin adamı kimdir? Söylüyor şimdi. Ellezine yüşebbihune bi halkillahi azze ve cel. Evet. Allah'ın yaratmasına benzer şeyler yapanlardır. Yani heykel yapanlar, insan heykeli, hayvan heykeli, şeyhin heykeli, kim olsa olsun. Bir, yaşayacak şekilde boy resmi. Siz ona surat demiyor musunuz? Anadolu'da surat derler fotoğrafa. Fotoğraf zaten Fransızcadır. Türkçesi surattır onun. Yaşayacak, yani başı, gövdesi, ayakları var. Surat, keklik, adam av meraklısı keklik. Heykeli veya resmi asmış evine. Evet, Arabistan'dan dostu var. Zengin bir adam bizi çağırdı. Adam ev meraklısı, keklik, tavşan resimlerini asmış odasına böyle. Basın içini doldurmuş, heykeli orada duruyor. Yedikten sonra yekmek yedirmez kovar diye söylemedim. Karnım doyduktan sonra bu hadisi buldum, çıkardım. Arap sah sah diyor, doğru doğru dedi. Dedim kaldır kafanı, bak bakayım yukarıya. Kedi, köpek heykeli, av köpeğinin heykeli, keklik heykeli, tavşan heykeli. Evet. La tedhulul melâiketü beyten fihi sûre ev kelb. Suret, heykel, resim ve köpek olan eve melekler girmez. Buhari, Müslim, Ravahul Buhari ve Müslim. Cevat Hoca böyle, ben söylemiyorum. Muhammed Mustafa söylüyor. O hadis ben aktarıyorum. Bana kızma. Hayvan severler tehdit yapıyorlar. Kurbanda kan akıtıyorlar, ona bir şey demiyorsun. Kancı Hoca. Bizim köpeklere saldırıyorsun. Böyle mektupları onun için söylüyorum. Bana kızma. Ben Muhammed Mustafa'nın hadisini sana ulaştırmak yükümlüsüyüm. Benim görevim bu. Kabul etmemek sana ait. Ama bu hadis sahih hadis. Odanızda köpek bulunduramazsınız. Rahmet melekleri gelmez. Azrail gelir. O her yere gidiyor. Ama bereket, rahmet melekleri... Efendimizin hadisi bu ya, benim sözüm değil. Televizyondan alay etmiş böyle bir emekli müftü. Ben evde demiş kocaman, böyle söyleyenle var diye, koca kurt köpeği besleyeceğim. Azrail gelmeyecek, geç ölecek yani, ölmeyecek yani. Şimdi onu takip aldım ben, daha ölmedi. Nasıl ölecek diye bakıyorum, peygamberin hadisiyle alay ediyor yani. Bakalım nasıl olacak sonu, bakacağım yani. Evet, lütfen peygamber efendimizin sözüne uyunuz. Avlunda beste köpeğini, av köpeğini, kurt köpeğini ne halt edeceksen et ama odana sokma. Burnunu elbisene değdirme, pistir salyası. Terbiye edersen terbiye olur. Bak hırsızı yakalıyor, esrarı yakalıyor, çok iyi. Av köpeği beslemek de caiz, avlanmak da caiz. Kahvede şeş, düşeş diyeceksin, gidin lan avlan. Mubahtır. Zevk içinde olsa daha mubahtır. Bu kağıt oynamak çok kötü. Domuzun karnına kafanı sokmak gibi. Ne kadar kokuyor o domuz biliyorsunuz. Öyle diyor peygamberimiz. Karnını yarın diyor, kafanızı sokun bakalım diyor. Hoşlanıyor musunuz? Şeş, düşet, ha falan. Ya lütfen, kardeşiz biz. Din kardeşliği adına size söylüyorum. Kağıt oynarken ezan okunuyor. Daldırmış. Kağıt oynamaya devam ediyor. Tavla oynamaya devam ediyor. Ondan sonra getiriyorlar, önümüze koyuyorlar musalla taşına. Nasıl bilirsiniz? Çok iyi biliriz. Bu diyor ki yok lan, yalan. Ezan okurken tavla oynuyordu bu hayvan diyordu. Yazıyor bu, zabıt tutuyor. Siz de biliyorsunuz.
kiramen katibine ya'lemune ma tefalun. Kur'an'da ayet bu. Nasıl aksini söyleyebiliriz? Müminsen bu. İnandığın için sana bunu söylüyorum. İnanmasan bana ne? Canın bilmem neden çıksın derim ama müminsin hem de bunları halt ediyorsun böyle. Böyle hadisler var diyorum sana duyuruyorum. Böyle zor işler var. Lütfen sözünüz geçeceklere kavga etmeden bunları ulaştırınız. Yani o adam kasten yapmıyor bunu, bilmediği için yapıyor. Ama böyle şeyler var. Ezan okunurken bunları yapıyor cami tepesinde. Gitmezse ben 20 sene evvel İslam'da lanetler kitabı yazdım. Birisi de bu adamdır. Melundur. Peygamber söylüyor. Allah'ın meleklerin laneti tepesine yazsın diyor. Kağıdı bırakmadan bırakıp da camiye gitmiyor herif. Tepesinde cami, çarşı camisi. Ben de size duyuruyorum. Böyle şeyler var diye. Karar sizin yine. Evet efendim. Bir de adam resim yapıyor, heykel yapıyor. İslam'da heykel yoktur arkadaş. Heykel Avrupa'dan bize geldi. Avrupa'da her evde odada heykel. Kilisede heykel. İsa böyle başını bükmüş. Mahallede meydanda İsa Aleyhisselam heykeli. Önünde de bir şey var. Su var. Sabahın giderken o suya böyle eller parmağına batırıp gidiyorlar. Uğur suyumuş. Tövbe tövbe yarabbim. Neyse biz elin diline karışmıyoruz. İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi ki. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu. O İsa'yı öldürmediler, çarmıha gelmediler. Ve ma kataluhu yakine. Kesin olarak öldürmediler. Allah'ın ayeti kardeşim ya. Kur'an bu. Semaya Allah onu çekti. Aynı zamanda inecek. Sanki inme yaklaştı gibi. Baksana Suriye'ye, şuraya, buraya. Sanki bilmiyorum yani. Allah bilir kıyametinizden kopacağını, inecek, Deccal'ı o öldürecek. Ondan sonra evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Ondan sonra ölecek. Evet. Ve ona inanmayan hiç kimse kalmayacak. O yaşadığı dönemde. Şeyle, ayet böyle. Çünkü Allah'a, onun peygamberine inanmayanı, Muhammed Aleyhisselam'a inanmayanı kafasını kesecek. İsa Aleyhisselam. Halbuki bizim dinimizde, bizim peygamberimizin dininde Hristiyan, Yahudi zorlanmaz. La ikraha fid din. Dinde zorlama yoktur. Adam inanmayacağım diyorsa kalır dininde. Hatta dinsize de zorla Müslüman olacaksın denemez. Ayet var. Ama bana bak, benim kurallarıma uyacaksın, terör çıkarmayacaksın burada, kurallara uyacaksın diye hakim biz oluruz. Dinine karışmayız. Ama İsa Aleyhisselam indikten sonra, öyle diyor Peygamberimiz, inanmayana hayat hakkı tanımayacak diyor. Hepsini yok edecek. Koca dünyayı nasıl gezecek? Yani onu da söylüyor Peygamberimiz. Baktığı, gözünün değdiği herkesi, gavurları yok edecek diyor. Allah ona öyle bir hasta verecek. Bunlar da Buhari Müslim hadisi efendim. Onları arz etmek istiyorum. Şimdi lütfen evlerinizde heykel resim varsa boy resimleri onları çıkartınız. Müslüman evine rahmet bereket gelmez. Ölü verirseniz canınız zor çıkar arkadaş. Bunu da anlatayım size. Tefsir yazmış bir alim Konya'da. Evet. Oğlu da asker. Tefsir yazmış adam ya. Onun tefsirine vaaz ediyor herkes. Adam bir türlü canı çıkmıyor. Hırlıyor, çırpınıyor, canı bir türlü çıkmıyor. Adam kendinde değil. Tam sekerat-ı mevt'te canı bir türlü çıkmıyor. Hırlıyor, çırpınıyor. Herkes başında ağlıyorlar. Oğlu gelmiş. Oğlu yüzbaşıymış o zaman. Bir bakmış. Hocanın gözünü ışık almasın diye gazete geçirmişler şeye. Bu eskiden olan bir olay. Şimdiki hani gözü almayan ışıklar yok o zaman, lambalar. Hocanın gözünü rahatsız etmesin diye gazete geçirmişler.
gazetede de çıplak karı resmi var. Hemen oğlan onu görünce yırtmış almış. Bunu anlatan da asker arkadaş. Ben ondan aktarıyorum. Hoca oh demiş, rahat etmiş, kık gitmiş. Oradaki çıplak resim var ya gazetede. Siz de böyle gazeteleri evinize getirmiyorsunuz değil mi? Ne getirmiyorsunuz ya? Ben bilmiyorum zannediyorum. Bakın ben size haber veriyorum. Melek girmez. Ve bunu yapanlar, ben din kardeşi, Müslüman olanlara sesleniyorum. Efendimiz'in sözü bu. En çok sıkıntıya, azaba uğrayacak olanlar, demek sen insan yaratıyormuşsun, tavşan yaratıyorum, hadi yarat bakayım. Hadis bu. Nereden yaratacak? Ruh üfleyinceye kadar, yaratıncaya kadar azap görecek diye hadis var kardeşim. Ben de onları size duyuruyorum. Bunları yapmayın. Yarı verinden fotoğraf buna caiz. Çünkü insan yarısından kesersen yaşar mı? Yaşamaz. İyidir demiyorum, dikkat edin. Onu da asmayın ama yarısından keserseniz de bese bih. Fakat boy resmi, şeyh resmi olsun, ne resmi olursa olsun, deve resmi olsun, at resmi olsun, melek gelmez. Rahmet bereket meleketleri girmez diyor. Evet, burada söylüyor. As-suvar zirruh, ruhlu suretler, resimler, tam teşekküllü. Evet öyle. Yahlukullahu azze ve cel, Allah'ın yarattığı ruhlu, canlı resimleri yapmak, heykelini yapmak, yapanlar kıyamet günü en çok azap görecek olanlardır. Şimdi ben üstazların bu hadise binaen naklettikleri, yazdıklarını naklediyorum. İmam Nevevi, Müslim'i şerh eden Kütüb-i Sitte'nin ikinci kitabı, İmam Nevevi, Müslim'i şerh eden Nevevi, tasvir-i suretil hayvan haramun şedidet tahrim. Evet, kitabında böyle söylüyor. Haramlar var, büyük haramlar var. Bir de işte hani şöyle, en şiddetli haramdır diyor. Hayvan resmi yapmak, canlı resmi yapmak, heykelini yapmak. En şiddetli haramdır. Evet. Ve emme ittihazuhu fi inkâni muallakan ala hâitin sevâin kâne lehu zillun emlâ. Dikkat edin. Gölgesi olsun olmasın, yani heykel olsun veya fotoğraf olsun. Hocanın, İmam Nevevi'nin şeysini arz ediyorum. Duvarda asılıysa aynı şekilde melek gelmez. Büyük haramdır. Büyük haramdır. Ev sevben melbusen ev imameten ev nah bizalik fehu haram. Şimdi sokağa çıkınız. Ben Müslüman yavrulara kardeşi olduğum için sevdiğimden söylüyorum. Atlet giymiş, bilmem ne giymiş. Burada bir gavur artistin veya gavur futbolcunun resmi var. Burada. Sen Müslümansın oğlum ya. Ne derdin mi senin bir gavurun resmini buraya asıyorsun göğsüne? Veya hayvan resmi, ejderha resmi veya bir kelebek resmi. Kelebek de canlıdır. Kelebek resmi haramım, haramdır. Fehve haramın. Haramdır. O adam onunla namaz kılsa haram içinde namazın tadını tadabilir mi? O namazdan bir şey kazanabilir mi? Size söylüyorum. Evet. Ama yastık, halı, orada hayvan resmi var. Kumaş almışsın, üstüne basıyorsun, oturuyorsun. Buna diyor haram diyemeyiz. Çünkü ne yapıyorsun? Çiğniyorsun, eziyorsun. Ama diyor ki melek yine girmez. Yemne'u duhulel melaike. Melek gene gelmez. Sadece senin açından haram diyemeyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe anamız resimli, kuş resimli bir kumaştan yastık yapmış. Kaba yastık. Efendimiz rahat etsin diye gelmiş, bir bakmış perde var.
hışımla indirmiş. Bu ne demiş? Ya Resulallah demiş, sen rahat etsin diye yaptım. O zaman söylüyor. La tedhulul melâkütü beyten fîhî sûrâ ev kalp. Resim, heykel olan eve melek girmez Ayşe'cim diyor. Buhari Müslim hadisidir. Ben de size duyuruyorum. Ben size duyuruyorum. Evet. Evet. Müslim bu hadisi, şimdi okuduğum hadisi, en çok azaba uğrayacaklar heykeltıraşlardır, ressamlardır. Müslim, Nesai, Ayşe radıyallahu anh'tan daha buna benzer çok hadisler var. Evet. Bunu size arz ediyorum. Evet. Bir hadis daha okuyacağım izninizle. İnne min ihvanil hıyane, affedersin. İnne min ahvanil hıyane. İhvan değilmiş. İnne min ahvanil hıyane. Hainlerin en haini. Hainlerin en haini kimdir? Ticaretul vali fi raiyyatihi. Evet. İdareci, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı, başbakan, emniyet müdürü, hakim, savcı, belediye başkanı, memur, yetkili adam. İstanbul'un şurasına köprü yapılacak. Havaalanı yapılacak. Onu biliyor. Görevli ya. Kaç sene sonra? 5 sene sonra. Hemen Urla'dan araziyi alıyor. 5'e alacak, 500 bine satacak. Bir misal veriyorum. Bu sadece İstanbul'da olmuyor. Ben avukatlık yaptım. Denizli'de oldu. Emniyet müdürüyle belediye başkanı bir gittik. Meğer de fuar yeriymiş orası. Biz de dava ediyoruz ki işte böyle. Bilmiyoruz. Adamcağız almış. Elinden almışlar. Biz de dava ediyoruz ki hakkı adam falan diye. Öğrendik ki fuar yeri yapılacakmış. Parsellemişler. Yetkililer. Şu tarih demiyorum. İşte bu diyor. İdareci ticaret yaparsa, halkının sırtından ticaret yaparsa, evet, piyasa açıldıktan sonra alabilir, sözümüz yok. Ama böyle 5 kuruştan alıyor, 5000 kuruşa çıkıyor. Ticaret yaparsa diyor, hainlerin en hainidir. Seni bu millet oraya onun için göndermedi, onun için memur yapmadı. Vatandaşla aynı şeyde olacaksın. Yani o da alabilir, almaz demiyorum ama böyle bakın, yetkisini ticarette kullanırsa diyor, öyle diyor. Vali diyor, idareci demektir vali. Halkında ticaret yaparsa, yetkilerini kullanarak böyle para kazanırsa, haillerin en hainidir. Yani Türkiye'de bu oluyor filan demiyorum. Misal, anlamak için misal verdim. O sen, onları sen karar verecektin. Evet, bu idarecilik böyle zordur arkadaş. Çok sorarlar adama. Şimdi oluyor mu olmuyor mu karıştırmayayım orayı. Yani bu devirde oluyor, o demiyorum. Onu da söylemiyorum. Rüşvet konusunda bir şey yazdık, velveleyi verdiler. Rüşveti önleyen hiçbir şey geldi mi? Dünyada da önlenmiyor. Avrupa'da da önlenmiyor. Amerika'da da önlenmiyor. Türkiye'de de en baştaki adam söyledi. Rüşveti önleyemedik yahu diye. Hem de komutan söyledi. Ağzıyla. Ben herkesi şunu bunu demeden söyledim. Dinde rüşvet haramdır. Alan da veren de melundur, cehennemdedir diye hadis var. Müslümanları uyarıyorum kardeşlerimi. Şu bu demiyorum. Dinde de şu bu demiyorum. Din kardeşlerimi sevdiğim için Efendimiz'in şeyini söylüyorum. Ben de müdürlük yaptım, şunu yaptım. Böyle durumlarda bunu kazanç vesilesi yapmayacağız. Görmüş peygamberimiz bunu. Görmüş daha 1400 yıl evvel. Kazanç vesilesi yapmayacağız. Vatandaşla aynı şartlarda olacaksın. Alacaklısın. Mesela ihale oluyor. Mesela siz diyorsunuz atıyorum diyorsunuz ya. Atıyorum ben de.
ihale olacak. İhalenin içine işte bir idarecinin oğlu giriyor, kardeşi giriyor, neyse falan. Herkes bilince kimse girmiyor, ucuza kapatıyor. Aha bu. Hadisin buna oluyor falan demiyor. Oluyorsa siz bileceksiniz. Evet, yetkisini ticari şeylere kullanan adam hainlerin en hainidir. Aldatanların en büyük aldatanıdır. Evet, Müslümanların haklarına eşit seviyede olmak kaydıyla olması lazım. Bunların Tabarani Hazretleri bunu nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şefaatlerine bizi nail eylesin.